Türk Kadınlar Birliği Genel Yönetim Kurulu, Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti. Önde merasim kumandanı yürüyor. Arkada gümüş bir çelenk taşınmakta. Onları birliğin idarecileri izliyorlar. Yollar Mustafa Kemal'den ulusa doğru gitmekte, yollar ulustan Mustafa Kemal'e doğru gelmektedir. Büyük Kurtarıcı'nın manevi huzurundayız. Genel Başkan Günsel Özkaya, mozoleye gümüş çelengi koyuyor. Tiğ borusuyla saygı duruşuna geçiliyor. Bakışlarında Türk kadınının Atatürk'e içtenlikle saygısı, bağlılığı ve minnettarlığı okunmakta. Onun izinde olmanın kesin kararlılığı içerisindedirler. Kulaklarda Atatürk'ün sesi çınlamaktadır. Kadın varlığı ulusun binbir noktadan temelidir. Ve gözlerde öylesine büyük bir tarihin sayfaları çevrilmeye başlıyor. Kanakkale'yi görür gibidirler. O Anapartalar kahramanıdır. Müttefiklerimiz mağlup oluyor. Bondros mütarekesi, sonra İstanbul'a asker çıkarıyorlar. Vatan paylaşılmaktadır. Mustafa Kemal, Şişli'deki evde planını yapmıştır. Samsun'a giden gemi. Anadolu'ya gidiştir bu. Sonra Samsun'dan doğan güneş, Amasya'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan geçecek ve Ankara'da ışıldayacaktır. Ankara, Mustafa Kemal'i bağrına basıyor. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kadınlar Kolu, Sivas'tan bütün dünyaya çektiği telgrafla işgali protesto etmiştir. Kurtuluş Savaşı'na hazırlanıyoruz. Kadınlarımız, kızlarımız yurt savunmasına ziynetlerini vererek katılmaktadırlar. Türk kadını omzunda mermi taşımakta, gece gündüz cephaneye nakletmektedir. Ve Türk Kurtuluş Savaşı, destanların en büyüğü. Birinci, ikinci İnönü, Sakarya sonra Dumlupınar zaferleri. Mustafa Kemal ve ordusu bayraklaşmıştır. Türk süvari kuvvetlerinin öncüleri 9 Eylül sabahı İzmir'e giriyorlar. Anadolu'da anaların neler doğurduğunu bütün dünya anlamıştır. Arkasından İstanbul'u geri alıyoruz. Geldikleri gibi gitmektedirler. Sonra Lozan Antlaşması yapılacak, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulacak ve Atatürk devrimleri başlayacaktır.
Bu devrimlerin içinde en önemlilerinden biri de kadın hakları devrimiydi. Cumhuriyetin ilanından önce Türk kadını her türlü medeni haktan mahrumdu. Erkeğin dörde kadar kadınla evlenmek hakkı vardı. Bu bağ kocasının dudaklarından çıkacak bir söze bağlıydı. Eşitlik payı yoktu. Çarşaf ve peçe Türk kadınını bir karanlığa gömmüştü. Atatürk, zamanların silsilesinden kopup gelen bu eşitsizliği Türk ulusuna yakıştıramıyordu. O, biz kadınlar için böyle düşünemeyiz. Kadın varlığı, ulusun bin bir noktadan temelidir. Onlara elbette müsavi şartlar altında müsavi haklar vereceğiz demekteydi. Atatürk'ün direktifiyle medeni kanun çıkarıldı. Medeni nikah getirildi. Kadınlarımız uygar ülkelerdeki tüm kadın haklarını kazandı. Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkıyor, halkla temas ediyor ve devrimlerin uygulamasını denetliyordu. O daha 22 Kasım 1916'da Muş cephesinde hatıra defterine çarşafın kaldırılmasının ve sosyal hayata yeni bir düzen getirilmesinin şart olduğunu, güçlü bir hayatı anlayacak annelerin yetiştirilmesi için kadınlara serbestlik verilmesinin gerektiğini not etmişti. Türkiye'de Şale Köşkü'nde Dünya Kadınlar Birliği Kongresi'nin yapılması dünya çapında unutulmaz bir olaydır. Bu kongreye katılan uluslararası kadın temsilcileri kendi beyaz treniyle Ankara'ya davet etmiş ve uluslararası barış ve ilişkileri simgelemişti. Atatürk Türkiye'sinde bugün Türk kadınları Atatürk'ün gösterdiği yönde seçmek ve seçilmek hakkına sahip bulunmakta, milletvekili hatta bakan olabilmektedir. Daire ve bürolarda çalışabilmektedirler. Öğretmen olarak yarının kuşaklarını yetiştirmekte, Türk çocuklarını Atatürk ilkelerine bağlı birer kıymet olarak Türk toplumuna hazırlamaktadırlar. Genç kızlarımız, yüksek öğretimde dahil, tüm öğretim dallarını başarıyla bitirmekte, hakim, avukat, subay, mühendis gibi bütün mesleklere sahip olabilmektedirler. Atatürk Türkiye'sinde, Türk kızları hemşire olarak tıbbın hizmetine koşmaktadır. Din, dil, ırk, renk farkı gözetmeksizin tüm insanlığın hizmetinde olacaklarına and içerler. Türk kadın doktorlarının başarıları bugün bütün dünyaca kabul edilmektedir. Onlar en kritik ameliyatlara dahi cerrah, narkozcu, ameliyathane hemşiresi olarak katılmakta ve insan hayatını kurtarmak için bütün yeteneklere sahip bulunmaktadırlar. Atatürk Türkiye'sinde bugün Türk kadını yargıç olarak görev yapabilmekte ve Türk ulusu adına hüküm vermektedir. Avukat olarak savunmaları yüklenmekte ve adalete yardımcı olmaktadır. Kadın polislerimiz
güvenlik kuvvetlerimizin bir parçasıdır. Tarım alanında erkeğinin yanında yerini alan Türk kadını, tarımsal kalkınmamızın hizmetindedir. Daha iyi bir ürünün alınmasında, kadınların da alın terleri vardır. Büyük bir hızla sanayileşen Türkiye'de, kadınlarımız ve kızlarımız, yurt kalkınmasına katkıda bulunmaktadırlar. Kızlarımız çeşitli kurslardan yararlanmaktadırlar. Bu uğraşı Dünya Daktilo Şampiyonası'nda Türkiye'ye birincilik kazandırmış ve Ece Özbayrak dünya şampiyonu olmuştur. Sanat Türk kadınının ayrı bir uğraşısıdır. Kız teknik öğretim okulları yetiştirdiği öğrencilerle dikiş ve nakış sanatının doruğuna çıkan örnekler vermektedir. Onlar yapıtlarıyla bugün bütün dünyanın hayranlığını kazanmaktadırlar. Sanatçı kadınlarımızın açtığı sergiler yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük ilgi toplamaktadır. Kadının ayrı bir uğraşısıdır. Ülkede, evrensel boyutlarda sanatçılar yetişmektedir. Genç kızlarımız ve kadınlarımız, yalnız ülkemizin değil, tüm insanlığın da hizmetindedir. Çok ciddi bilimsel araştırmalara kadar uzanan çalışmaları başarıyla yürütmektedirler. Türkiye'de yeni ve çok yönlü bir antibiyotiğin bulunmasında ve geliştirilmesinde onların büyük katkısı olmuştur. Tavşanlar üzerinde yapılan deneylerle bu buluşun birçok tümörleri de iyileştirdiği bildirilmektedir. Teknisyen Türk kızları başarıyla görev yapmaktadırlar. Kadın spikerlerimiz, radyolarımız ve televizyonumuzla yavru vatan Kıbrıs'ın Bayrak Radyo ve Televizyonu'nda sesimizi tüm dünyaya duyurmaktadır. Türk kadın spikerlerinin üstün yeteneğe sahip oldukları dış ülkelerce de bilinen bir gerçektir. Türk kızları sporun her kolunda vardır. Onlar varlıklarını yurt dışında da birçok defa belgelemişlerdir. Gökler onların ayrı bir dünyasıdır. Atatürk Türkiye'sinde paraşütçü kadınlarımız boşluktan vatan toprağına doğru uçarken kıvanç içerisindedirler. Mavi göklerde cesaretin renkleştiği, çiçekleştiği bir iniştir bu. Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü onlara en büyük gücü vermektedir.
Mayıs günü genç Türk kızları, Türk kadınının nereden nereye geldiğini simgelerken Atatürk'ün izinde olduklarını bir kere daha vurgular. Mayıs günü Samsun'dan doğan güneş, ne mutlu Türk'üm diyene diyerek ışıldamaktadır. Evet, öylesine bir tarihin sadece birkaç sayfası gözlerinin önünden geçivermişti. Vatanı kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türk devrimlerini gerçekleştiren ve Türk kadınına insan olma hakkını sağlayan büyük kurtarıcının huzurunda heyecan içerisindeydiler. Sonra Genel Başkan Günsel Özkaya Anıtkabir defterine şunları yazdı: en büyük insan. En son 1980 28 Mayıs'ında buradaydık. Tüm Türk Kadınları Birliği temsilcileri yurdun dört bir köşesinden buraya koşmuştu. Bu gelişlerimiz salt bir gelişin çok ötesinde. Her zaman da öylesine oldu. Biz, bize verdiğin hakları gereği gibi değerlendirmek için yaptığımız çalışmalardan sonra sana hesap vermeye koştuk. Türk vatandaşlarının bir ana vatan borcu var. Türk kadını iki kez borçlu. Ezilmişlikten onları sen kurtardın. Türk Kadınları Birliği üyeleri ise üç kez borçlu. Derneğimizi sen kurdurdun. Bu üç borcun bilinci içinde sana sevgi, sana saygı Türk kadınlarından. Taşlar Mustafa Kemal'i anıyor, taşlar Mustafa Kemal'i konuşuyordu. Türk kadınları onun yolunda, onun izindeydiler. Onlar Zübeyde anaların, Nene hatunların, Satı kadınların, Halide Ediplerin, Kara Fatmaların çocuklarıydılar. Ve Ulus Meydanı'nda omzunda mermi taşıyan tunç bir kadın, bu ülkenin nelerle kazanıldığını ve Türk kadınının vatanı için neler yapabileceğini simgeliyordu. Yorgun değildi ve ayağında yırtık çarıklar vardı. Türk Parlamenterler Birliği bu yıl ilk kez kadın hakları ile ilgili 21. yüzyılda kadına bakış açısı konulu bir sempozyum düzenledi. Siyasetin böylesine yoğun, biraz da ağır bir havanın olduğu dönemde böylesi bir sempozyumu düzenlemiş olmalarından dolayı ben Türk Parlamenterler Birliği'nin Sayın Başkanı'na ve şimdi aramıza katılan kadın haklarından sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Işılay Saygın'a Parlamenterler Birliği'nin çok değerli yöneticilerine, Yüksek Danışma Kurulu'nun Sayın Başkan ve üyelerine gerçekten teşekkür etmeyi yalnız bir borç bilmiyorum. İçimden gelen bu sesi burada söylemek istiyorum. Şimdi hepinizin gördüğü gibi bu sempozyumda çok değerli
kendi konularının otoritesi olan konuşmacı arkadaşlarımız var. Ben onların konuşmasını ve onları çok dikkatli dinlemeyi tercih ediyorum. Ancak birkaç bir şey de söylemeden geçemiyorum. Biz hepinizin bildiği gibi Türkiye'de haklarımızı 1926'dan başlayarak kademeli bir biçimde 30, 32, 34 olmak üzere aldık. Ve bu hakları almanın mutluluğunu çoğu zaman yaşadık. Ama değişen dünyada, değişen ve gelişen haklar sistemi içinde bununla yetinmedik. Bu değişen dünyaya uyum sağlamak için yeni hakların peşinde koştuk. Ve şimdi bu derneklerimizin de ele aldığı, benim de 1970'lerde üzerinde çok büyük çalışma yaptım Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı'yken, uzun yıllar medeni yasanın değişmesi konusundaki çabalarımızın hala sonuç vermeyişi doğrusu içimizde bir eziklik olarak kaldı. Ama görüyorum ki şimdi büyük bir örgütlenme içinde olan derneklerimiz binlerce, on binlerce imza toplayarak kararlı ve istikrarlı olarak bu hakları almanın peşinde. Onun için geçmişteki yaptığımız mücadeleyi taşıyan bu bayraklar arkadaşlara daima sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum ve onları en içten duygularımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, var olduğu günden başladı. Ve göçebe uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş, burada rollerin değişmesi, Maria Şahi ailenin Peder Şahi aileye dönüşümü ve Orta Çağ'ın çok karanlık bir dönemi. Kadınların karanlık dehlizlerde günler, aylar ve yıllar geçirdi. Ama Avrupalı kadın böyleydi de Türkiye'mizde sanki başka bir yaşam mı vardı? Bakınız, 18. yüzyılların sonunda çeşitli emirlenmeler çıktı. O dönemi bunlarla şöyle geçiştirdim ve yeniden anımsıyorum o karanlık dönemleri. Kadınların kaymakçı dükkanına girmeleri yasak. Kadınların erkeklerle sandala binmesi yasak. Kadınların haftada 4 günden fazla sokağa çıkması yasak. Kadınların kocalarıyla ve çocuklarıyla, erkek çocuklarıyla sokağa çıkması yasak. Kadınların arabaya binmesi yasak. Kadınların telacı biçimi ve saç biçimi tanzim ediliyor. Onun dışına çıkmak yasak. Telacı biçimini değiştiren terzilerin bunu bir kez daha yapmaları halinde terzi dükkanının önüne asılmaları gibi emirnameler. Düşünebiliyor musunuz? O yüzyıllarda yaşamamanın şansını şimdi bir kez daha içimizde duyuyoruz. İnsanlık Türkiye'siyle diğer ülkeleriyle böylesi karanlık dönemlerden geçti. Ve ondan sonra önemli olan ulusal egemenlik kavramı ortaya atıldı. Tabii Rönesans ve reform hareketlerinden sonra yapılan özellikle Fransız devriminden sonra egemenlik kavramı, yani artık egemenlik Tanrı'dan değil ya da kral aracılığıyla Tanrı'dan değil doğrudan doğruya halka indirgenmesi sonucu artık devletin, daha doğrusu siyasetin üzerinden din şemsiyesi kalktı. Ve böylece laiklik Avrupa'nın ve Türkiye'nin tutulduğu en büyük rejim dalı oldu. Ayrıca bu kadınlarımız o kadar ilgilendiriyor ki, kadınlarımız bu laikliği haklarının temel taşı olarak görüyorlar. Bunda çok haklılar. Gerçekten laiklik bizim kadın haklarımızın temel taşı. Bizi bu kürsülere çıkaran, bizi erkeklerle beraber siyaset alanında koşuşturan, her ne kadar biraz fazla başarı kazanamıyorsak da, ama bütün bu sahalarda bize yol açan, bütün bunları biz laiklik kavramına ve onun iyi anlaşılmasına bağlıyız.